Evet arkadaşlar, Ordu ilimizin Ünye ilçesi Cevizdere yolu şu anda çökmüş durumda. Devletimiz inşallah bir an önce, yani gerekse Ordu il afet acil durumdaki ekipler olsun, Büyükşehir Belediyesi'ndeki ekipler olsun, inşallah en kısa sürede yolu açacaklar. Allah beterinden korusun inşallah. En azından can kaybı yok. Alem abi şu anda Cevizdere abi. Cevizdere Köprüsü. Çimento'nun yanı. Hani Çimento'lu biraz yerde. Dediğim gibi devletimiz inşallah en kısa süre içerisinde yolu inşallah açar. Abi şu anda yanına gitme şansımız yok. Şu anda köprü zaten vaziyet belli. Zaten şu anda yol tıkalı. Evet. Suyun nereden geldi? İşte ne yaptı? Belli. Evet. Şu anda ekipler çalışıyor. Bütün ekipler burada. Evet. Şu anda AFAD ekipleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki ekipler, Ünye Belediyesi'ndeki ekipler, karayolları hepsi buradalar. Evet. Şu anda Aslat'ta ağaç var. Ağacı almaya çalışıyorlar. Evet. Oydu. En azından Rabbim beterinden korudu. Evet. Yayındasın da ne yapalım yani? Yayındayım. Evet, şu anda ağaç devri olan var. Ne var ya? Yani Bassa Senayi'deki vatandaşlarımız, esnaf olan vatandaşlarımız 160 kişi kurtarıldı. Ve şu anda Cevizdere yolu, yoksa bu trafiği Cevizdere yolu, hastaneye giden yol şu anda yıkılmış durumda. İnşallah en kısa süre içerisinde devletimiz inşallah ulaşımı açacaktır. Evet Alem abi, şu anda köprü yıkık halinde. Aslat'ın üstünde de ağaç var. Şu anda ağacı ekipler alıyor.
bir arasana ya. Evet. Kapıları hala telefonla kapanıyor ya. Evet. Siz gelin ki gene de. Gene bir şey. Canlı yayın yapıyorlar. Canlı yayın içerisinde. Şu pavuz yukarıdan karşıya geçiyor. Bu köprünün üstünden mi geçmiş? Dur. Ana kaçı ha. Ana kaçı da bir şey. Alçak köprü, alçak, alçak. Hatta sular da kapatılmaz. Yok köprü, içe bozsa ne olur? Nereden geçiyor? Bak sen hat köprüden geçiyor. Geç. Evet, şu anda Ordu milletvekilimiz, AK Parti Ordu milletvekilimiz Ergün Taşçı Bey de burada. Ulaşım Daire Başkanımız Sayın Abdülkadir Hatipoğlu da burada. En kısa süre içerisinde yolu açacaklar inşallah. Evet. Evet. Ordu'nun Ünye ilçesi, yani Ordu'nun Ünye ilçemizde şiddetli sağanak yağış olduğundan dolayı şu anda Cevizdere yolu, hastaneye giden yol yıkılmış, köprü yıkılmış durumda. Evet. Hakikaten verecekler de. Şey mi? Başkanım. Başkanım. Vekil bey. Evet. Üç tane kanal var. Bu sadece tek yön açık değil mi dayı? Tek. Nerede niye gidelim? Tamam. Evet arkadaşlar, şu anda tek yön açık. En azından köprünün altına köprünün altında en azından araba uçmamış. Şu anda tek yön yol açık. Ordu'nun Ünye ilçesi Cevizdere hastane yol tarafı, yani köprü şu anda yıkılmış durumda. Sayın bütün devletimizin gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, bütün başkanlarımız burada, bakanımız da şu anda
gelmiş. Bunu yiyor. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Enver Yılmaz Bey geldi. Uçan köprüyü inceliyorlar. Allah en azından beterinden korudu. Evet. Buradan başka yerde sel var mı acaba? Yok, sadece buraymış. Niye oğlunun üzerinde araba patlamış falan haberlerde çıkmış ya. Sel olmuş. Sel orada geçmiş. Çok büyük sel olmuş. Kaza olmuş. Çıplar olmuş. Daha önermiş. Köprü yıkıldı ya. Onu çekiyorlar. Yok, öbür taraf karşıya geçiyor. Evet. İbrahim Bey, burası Ordu'nun Ünye ilçesi, Cevizdere mevki. Şu anda burada köprü yıkılmış durumda. İnşallah en kısa süre içinde devletimiz, işte Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve bütün afet ekipleri inşallah en kısa süre içerisinde burayı inşallah ulaşıma açacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz geldi. AK Parti Ordu Milletvekilimiz Sayın Ergün Taşçı geldi. Yani devletimizin bütün yöneten belediye başkanımız olsun, kaymakamımız olsun, hepsi, belediye ekiplerimiz olsun, hepsi burada. Allah beterinden korudu. İnşallah en kısa süre içerisinde köprüyü yeniden inşa yapıp ulaşıma açılacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim beterinden korusun diyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde Cevizdere yolu, yani hastaneye bağlanan yol inşallah açılır. Herkese hayırlı günler diliyorum. İnşallah en kısa süresi içerisinde açılacaktır.